Beto abi. Ne lan başıma dikildiniz Mustafa Karadeniz ölmüş. Uyanın ya. Böyle uyanan yakınlarınızı etiket. Hatice teyzem yine fındığa çıkmış, bir çek karşı. Aç lan kapıyı. Lanet Ahmet abi. Günaydın, günaydın. Papa amcam uyanmış. Bugün çok uzun. Hava çok temiz. Nefes alamıyorum oksijenle. O ağaçta kaldım da iki fabrika dik. Hastane ziyaretine gelinen şey tribine gidiyor. Tespit adam mı ya bu adam? Tespit adam. Oğlum Ümit Özdağ tespihini satmış. Onun eşek adı. Fenomen arı. O ne alaka? Alıyor ya mesela fenomen çoban. Ankara'dan misal. Afo amcam gene açtı Karadeniz müziği. La zaten Karadeniz'de. Sen hep dinlersin biz gidince. Herkese merhaba, ben Mecem abi ve bugün Trabzon'un altını üstüne getireceğiz laa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 
çocuk hareketler ya. Biz kötüyüz aynen. Muhammed'cim çok sinirlisin, gel ben senin işini çözüm. Papatya tarlası iç. Al artık koynuna beni kar. Ekiple beraber memleketim Trabzon'a geldik. Bak Furkan burada, Hamza burada, kamerada da Muhammed Fatih var. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldiniz demek he. Gün erken başladık. Bugün tüm gün yemek yiyip gezeceğiz, duracağız. Saatlerimiz onu gösteriyor. Şimdi kahvaltı vakti. Kahvaltıda işte kuymak yiyeceğiz. Kuymak da kuymaktır, mıhlama anandır. Sen kuymağa mıhlama diyorsun. Mıhlama zaten. Mıhlama dediğim başka bir şeydir. O peynir basıyorlar. Ben peynir mıhlama diyor. Seni infaz etmek zorundayız. Ne alaka kanka ya? 150 Trabzonlu kardeştir. Ayrım yapan kalleş. Yayla kaşı. Umarım siz de bizimle beraber eğlenirsiniz. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için şimdiden like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmezseniz de dislike atın, abonelikten çıkın ki ben de cezamı çekeyim. Diyeyim gibi daha böyle video çekmeyeyim. İlk sokak lezzetimiz ne çeşmesiymiş o? Hayrat. Aynen, Hayrettin'in çeşmesi. Oğlum ejderha. Bak doğayı... Gülmeyin bana, gülmeyin. İç bakayım abla nasıl içmiş. Hadi abim sıra var. Nasıl lan? 10 numara. Bu yaşam ortamında su nasıl içilir? Gösterememiş ailesine. Ailesine yazık. Ya göster Allah aşkına nasıl? Elini şöyle koyarsın. Bu suyu da emek vermeyen içemez. Önce terlemek lazım. Ne değişti lan? Direkt ağzıma geldi oğlum. Bu arada başka memlekette insanlar da var yanımızda. Nijeryalı. Aydınlı Muhammed'de bakalım Trabzon'umuzun lezzetlerini sevecek mi? Ay Asiye, Asiye, tütün koydum kesiye. Anam seni beni de bir papı Asiye. Kopya Daşkonak evlerindeyiz. Burası amcamın mekanı. Kahvaltıyı burada yapacağız. Ama bak gelince şurada bir şey gördüm. Bu ekip bu sene GameX'i yıkar. Kahvaltı yaptıktan sonra da Trabzon'a ineceğiz. Eseceğiz. Hoş geldin abi. Sabah kahve buradayım. Şu şekilde bir sarıncak var. Uçuruma doğru böyle sallanıyor. Biriniz binin de iteyim. Ben binerim diyordum Furkan, hadi delikanlı. Oo. Ama düşersen Mesutcan Tomay kabul etmeyiz. Düşersen bütün mesuliyet Mertcan Bağdat'ı. Öyle bir şey yok. Hastane masraflarımız. Bizim Luna Park'ımızda biz mesuliyet almıyoruz. Gel şunu da takalım. Kanka böyle takılan bir şey değil. O ne oğlum? Şuraya geçir. Dur hayır. Güven bana. Kankam dur bir. Korktu görüyor musun? Aşağısı çok yüksek bu arada. Furkan düşse kemiğini bulamayız. Tehlike olsa o kemer mi kurtulacak seni? Onu mu düşünüyorsun? Babam bir de Okay müşteri geliyor buraya. Bunu niye koysunlar topçak olsa? Ona ne yapıyor? Oğlum ne oluyor? Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Muhteşem bir his. Şaka yapıyor. Kanka bak denememiz lazım. Kanka ben çok korkmasam denerdim. Amca bu kopma ihtimali yüzde kaç? Yapı denedim. 2,5 ton geldi burada, çekti öyle testini yaptı. Bu arada Abdurrahman amca mekanın sahibi. Amca Allah. Amca dur! Amca lan! Vallahi gözüm kan. Oğlum bir binsene gülüyor. Hiç sen beklediğim gibi ben çıkmadı. Kanka bende tansiyon, kalp, şeker hastalığı var vallahi. Kanka sadece Luna Park gibi gelinir bu. Böyle bir his yok bu arada. Alışsan çok zevkli. Oha! Oh! Kanka yok 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 yok, daha devam edemem. İçsek şu ana kadar 10 kere idi. Abi. Furkan it lan. Lan. İt lan. İt. Günlük adrenalin dozumuzu da aldı. Şimdi kahvaltı vakti. Vallahi öleceğim aşıktan. Çok heyecanlandım ya. Bu kuşlar ne ye? Babil kuşu. Emin Erdoğan görmesin, mobili bozuk.
Ağzına suyu aktım hep. Vallahi billahi. Ben buradaki şeylerin çoğunu bilmiyorum aga. Sokak lezzetine başlıyor. Mesela bu ne? Kuru üzümlü. Kuru üzümlüymüş. Kuru dut. Trabzon böyle arkadaşlar. Her an bir sürprizle karşılaşabiliriz. Mesela kaygana. Kaygana. Bu acılı ezmemiz. Pişmiş bir acılı ezme acuka. Tulum peynir. Yine bizim mandıraya has. Bu da abimin mandırası var. 50 baş büyük hayvanımız var. Buranın tamamen tereyağı peynirleri bizim mandıradan. Kolot kaşar dediğimiz. Kolot kaşar. Kolot kaşar. Sürmeni olması diyorlar bu peynirin. Sen beni bilmen lazım. Nasıl sürmenelisin? Sana bakmıyorsun başka meyve. Olmaz. Bahçemize has meyvelerimizden yapılmış reçellerimiz. Ne diyorsun ya? İstanbul'a 200 kilo döneceğiz. Birinci sınıf o bez geldik. Sıfırıncı sınıf o bez dönelim. Şu kayganayı merak ettim ben. Çok da yemeyelim de kanka doldurdular burayı. Biz nasıl yiyeceğiz? Gözleme gibi bir şey. Gözleme ne? Başka bir şey. Hiç anlamadım ben sana. Ama güzel. Bu ne? Sultan Süleyman mıyım? Kanka tavuk bulyona benziyor. Bunun içinde mısır unu yoksa ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu elbayı kim yaptı? Harika olmuş. O bayağı ye bakayım onu. Oğlum tat. Yemek yemeye gelmiş kanka. Mesela normalde bal böyle bir şey değil. Beyaz bir bal, anladın mı? Değişik, bunu da deneyeyim. Tereyağımı aldım. Bu arada oğlum ben normalde yemek yemiyorum arkadaşlar kamera karşısında, biliyorsunuz. Bir daha gaydım. Beğenmezseniz bu içeri zaten daha da yemem. Bunun olayı şu. Anzer balıysa kanka yamultur bizi, çok yemeyin. Çok yemeyin oğlum. Deli bal adamın anası. Bal zehir. Bilmiyorum. Ben amca bu deli bal mı değil mi? Deli bal. Deli balın fazlası senin. Şundan kanka biraz ye, yamultayım seni şurada. O ayı var ya. Var ya ama ayı. O bal. Tabii canım. Asıl olay geldi. Asıl olay. Kanka bak kuymak bu. O İstanbul'da yiyorduk ya. Bak yağ üstte falan. Apoş ol. Apoş. Havana kar değdir bunu kanka. Ben diğer köye gidip gelirim. Anladın. Al eline git kanka, uzat uzat. Yolunu kaybetmez. Kalatalık bile güzel lan. Yani İstanbul'la alakası yok şu an bugün. Kuymak tadımı yapacağım. Ama dürüst olacağım yani. Amcamın mekanı diye şov kesmeyeceğim. Kanka beni şuraya yatırın işte. Müthiş, sadece tuzlu at. Kanka mene mene benziyor. Menemen mi? O ne oğlum öyle benziyor. Çakallı mene mene. Çakallı mene mene. Gelmiyoruz be. Gelmiyoruz. Kuymağını yan. Kuymak TV show. Kuymağı yerken 5-6 tat alıyor. Fark ettin mi? 5-6 tat böyle ağzımda geziyor. İstanbul'da yiyorsun. Peynir tadı. Bir de mısır unu tadı. Bunda manyak bir şeymiş ya bu kadar. Şunu da söyleyeyim. Daha önce burada ben kuymağı yemedim. Yedim ama çok küçüktüm kanka. Hatırlamıyorum. Ne bu? Sürme neye özel bir peynir işte. Oğlum küfür. Bozar mısın? Fransız mısın siz ya? Allah Allah. Çok farklı tatlar geliyor. Çok yedim. Değişiyor, değişik bir peynir daha var. Elim ayağım titremeye bak. Deli bal vurdu bak. Yavaşla sen amına koy. Tadını alamıyorum ağzımı şapırtmadan. Tamam mı? Görgü kuranınız ya. Su gazı dağın başı. Kim duyacak? Bu da değişik. Değişik ne demek kanka, anlat biraz. Değişik. Ney değişik? Normal peynir yedim mi? Neye benziyor tadı? Benzemiyor kanka. Hiçbir şeye benziyor. Bunu yemeyen adam anlayamaz. Bir şeyler benzeyecek olsa yöresel olmaz zaten. Bak adam lafını koydu ama. Tereyağı. Bomba ama. Bombastik. Aç ağzını çabuk çabuk, çıkar onu. Anana. Çok iyi. Enes abi. Oğlum Fatih yiyemiyorlar. Şöyle bir ekmeğimiz var. Bu büyük ihtimal yumurtalı ekmek. Klasik yani. Yumurtalı ekmek. Şu ne reçeliymiş. Müthiş bir şey ekşi. Çok değişik. Marmelat gibi. Nokta atışı yapıyorum. Yap bakayım. Kuşburnu. Salladı, bilmiyoruz ya. Çok güzel. Tebrik ederim. Bunlar da düz reçel ama çok güzel, bombastik bir reçel. Kivi reçeli. Aa bak, bunu hiç yememiştim ha. Gel ben söyleyeyim abi. Şeker komasına gir. Kivi reçeli bana hitap etmez. Nasıl, tatlı mı ekşi mi? Anlamadım ya. Yani. Olmasa da olmuş. Kivinin de reçeli olmasın. Kahvaltımızı yapacağız. Sonra Trabzon ineceğiz. Keyif her yerinde. Zaten vlog tadında bir video olacak. Hani oturup bütün gün yemek yemeyeceğiz. Gezeceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz. O ne? Kanka bunda polen molen mi? Galiba. Bu ne kanka böyle? Kanka ekmeğini böyle bana bandıracaksın. Aç ağzını. Çok şaşırtıcı bir lezzeti var. Ben ne olursa olsun Ege lezzeti çekmem. Ne koyayım? Bir kahvaltı söylüyorum. Zeytin dışında bir şey yemiyor. Zeytin, yağlı zeytin, zeytin, yeşil zeytin, siyah zeytin, çekirdeksiz zeytin. Ayıplar. Zeytin, yağlı çekirdeksiz zeytin, zeytin, yağlı. Bir de yalandan kekik, pul biber atıyor. Ben de vallahi yerleşirim Trabzon. Her hafta dağlarda bir gün vlog. Kanka Sefo ne alaka burada ya? Volkan Konak nerede? Hastane mi? Bir sürü bir şey var lan. Bunu bana alır mısın? Çok beğendim. Ondan İstanbul. Gel sana şundan. He, kafaya bağlanan da. Tüm ekibe ya. Yağmur başladı bak, güneşte yanıyorduk. Trabzon böyle bir ya. Trabzon'da seks çanının ne işi var ya? Harbiden seks çanı. Hamsili kale.
olayı keser misin ya? Bu şey mi lan Oğuzhan Uğur'un anlattığı Türkiye'li çakmak? Ha istikam var çok ya. Kanka ben öyle bir çakmak olduğuna inanmıyordum. Yok, Oğuzhan abi yanlış anlama ama. Tamam. Şunu sana alıyorum lan. Siyah var ya. Tamam siyahın al. Bayılıyorsunuz boş konuşma. Tamam bu. Geldim tamam. Mi? Beğendim. Oğuzhan hadi gel bunları ödeyelim. Bana basıyor ne dersen onu tekrar ediyor. Saçmalama. Dans ediyor bir de tabii. Saçmalama. Allah Allah. Patlat Beto. Nasıl? Güzel oldu mu? Oldu vallahi çok güzel oldu. Rambo Okan ne alaka? Rambo Okan'a benzemedi mi? Dayı daha az önce biz yanmıyor muyuz? Bu Trabzon yoksa? Bayılı iyisiniz boş konuşmaya. Peki Gamze ben sana bir şey sormak istiyorum. Aşk nedir Gamze? Lüks mekan içinde pahalı kahveler be abi. Fatih gel. Sen de böyle. Ben niye deli gibi taktım? Beni Trabzon'a böyle vururlar. İlk vurulacak benim arkamız. Ama bu nasıl yağmur? Trabzon. Beyler Trabzon sokak lezzeti dediyse asıl lezzet burada görüyor musun? Sakın yanlışlıkla düşmeyin uzun gölden çıkarsın. Donuyor. Gram tat yok lan. Çok güzel böyle ferahladı. Böyle su çok iyi pH değeri 12. Hadi girelim abi. Dereye düşsem daha az ıslanır. Vallahi mayıştım, huzur doldum ya. Yatsam uyurum ya. Pau şaka. Pau şaka. Buranın sloganını bilmeyenleriniz varsa söyleyin. Yürümenize dikkat edin diye söylüyorum. Trabzon merkeze geldik. Lazuk Sikeru. Kim demiş onu? Neşat İşler. Yanlarım yanlarım. Kardeşim otopark yok muydu ya? Bak McDonald's var mesela. Trabzon'dayız ve sokakta olan bir lezzet. Fishburger nereden çıktı? Trabzon balık. Alaaddin Çakıcı. Nerede lan? Alaaddin Çakıcı yürüyecek burada tek başına. Ya bir anda Fırat Sobutay ile karşılaşırsın. Aha buldum otopark. Oo biz şimdi 2 saat yürüyeceğiz ya. Çıkmıyor araba. Yerler ıslak. Çıkmaz bu araba. Rampayı niye fayans yaparsın? Yağmur yağıyor. Yerler fayans. Fıkı alaka konu olan işte Laz aklı bu. Trabzon'da ne? Arabayı bırakacağım bir gezeceğim ya. Trabzon'da ne işin var? Trabzon değil mi ya lan? Allah Allah. Şimdi uçakları atarım da yıkılsınlar gülmem. Zorlar. Ne şekilde öyle? Lezzet lazım bize. Ama ya. Trabzon'a değişik. Restoran ne öneririm sana? Vallahi hiçbir şey gelmedi aklıma şu an. Meydanda gezeceğiz bakacağız. Hadi öptüm kendine bak. Nereye koyayım? Meydana çıkacağım mı? Orayı nasıl tarif edeceğim sana? Bileniniz var mı? Yok kimse bilmiyor. Ben biliyorum da şey olarak. Ya neyi biliyorsun kanka? Sus şimdi. Bir yere gideceğim de orası boş mudur bilmiyorum. Hadi çıkalım oraya. İyi çabuk izleyemezsen vefat etmişsin. Amucamın amına. Buradan bizi otoparka bırakalım yiye yiye nereye kadar gidersin. Abi şey hakkında ne düşünüyorsun? 4 tane karamız olabiliyor artık. Ben size bir şey soracağım. Burada niye herkes Laz şivesiyle? Baba ne yüz bir siz beni nereye? Ben akşam kasinodayım. Gürcistan. Bir lezzet tadacağız sonra haberleşiriz. Daha buradayız. Biz yabancı değil. Aşırı keyif alıyorum. Her saniye bir aktivite oluyor. İlk önce birini aldık arabamıza. Gezdik adamla. Bir anda saplasaydı. Sonra seni sevmeyen bir adam olsaydı. O çocuk samuray mı? Dördümüzü bırak. Selamünaleyküm abi. Trabzon'da böyle İstanbul'da yiyemeyeceğimiz bir lezzet var. Ne önerebilirsin bize? Müşterilerime çoğunlukla böyle hazır hazır karışık gibi tavan. O zaman bize öyle bir hepsinden. Göbesel ne varsa Trabzon'umuza özel. Ben Trabzon'dan daha Trabzonluyum diye gelmedim bu. Turist gibi gezinmiyor. Adama kaç tane alternatif önerir? Bana güvenip de beni dinlemeyen adam. Sürmeli. Seni bekliyorum. Aa bak. Abi tanıyalım tavuk sarması. Hazır tavuk sarması. Bu ciğer kavurması. Normalde ciğeri unla birlikte yaparlar ama biz onu un vermiyoruz çünkü mide bulanması oluyor yemekten sonra. Diğeri etli karalahana sarması. Karalahana sarması. Bizim buraya özel sebze biberidir. Bir de güveçte pişmiş özel bir kuru fasulyedir. Pişirmesi bize ait. Bu kuplarımızda böyle patates biberi ve baharatlı bir şekilde. Bunları ben İstanbul'da rahatlıkla yiyemem. Ama sol çalışsın yersiniz ve iri tarihi bulgur yiyemezsiniz. Ama bunu asla yiyemem. Evet Osmanlı Sarı Şerbeti. Sadece patatesli bize ait. Ondan da içelim abi. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir şey yemedim şunun gibi. Müthiş. İçinle birer tane sevgin sevgin iyi gelir. Sevmiyorum. Ama Osman Saray şerbeti. Olsun, seninkinden bir yudum alırım. Kanka aynen Fatih Sultan Mehmet de üzülecek zaten. Bir yudum al. Biz neler yiyip içiyoruz. Burada şarkı sofrasına dön. Vallahi güzel. Ağzımda bir lezzet nevalesi var. Baymayan bir tadı var. Tabii canım. Yolun açık olsun ardına. Normal fasulye gibi gözüküyor. Ama işte hiç beklediğimiz gibi olmayabilir. Normal fasulye. Bunda fark var ama. Çok saçma yani bir kuru fasulyenin fark olacağını annen ye anla. Oo çok güzel lan. Değil mi çok hayatımda yediğim en iyi kuru fasulye. Bu bombası yesene oğlum yemeğini bırak çıkacak. Bu da değişik sebzelerle yapılan bir mücvermiş. Mücverini yiyeyim. Mücverle alakası yok kanka. Hamsi mi var acaba içinde? Bunun içinde hamsi girse bu koliva olur. Kolimbiya. Koliva.
yapalım. Bir şundan yazsana, ben bunun hakkında yorum yapamadım. İzleyicilerimizin seni... Koç abi, ben ona göre bakayım. Nah. Anladın? Ben yorum yapamam, senin yorumunu bekliyorum. Bizim Ege yöresinde kabak köftesi var. Bu birebir kabak köftesi. Kabak köftesinde zeytin var mı? Kuru fasulyeden ye. Şöyle oluyorsun. Ben göstereyim de adam. Ben daha iyi bir kuru fasulye yemedim. Kuru fasulye olduğu bile belli. Bu ne lan? Sen ne sandın bunu? Belli değilmiş ya. Mercimek. Asıl meşhur lezzetlerden biri. Trabzon arkadaşlar, karalahana çok yetiştiği her şeye koyuyor. Ama bunun içinde et de varmış, bakalım. Nereye gitti? Karalahanasını yedim, içi güzel diye en sona bak. Oo, bilerek biliyoruz onu. Karalahanı yedim daha önce. Şimdi ben burada sırf şov olsun diye. Ama tadı. Çok güzel. Ama şimdi ben normal yemek yerken de şunu yapmam. Öyle yapıyor ya Fransa da kendinden. Yemezsen sen de aç, ben de aç. Hani yemezsen ben de aç kalacağım sen. İlk başta bir kaldırdı şaha. Sonra canınızın çekeceğini hiç düşünmüyorum şunları. Canı çeken varsa da hakkını helal etsin. Etmeyen de abonelikten çıksın. Bana hitap etme. Sen anlatsana kanka. Normal haşlanmış tavuk, içine de karalahanayı bas. Allah Allah. Allah Allah da kulları yapacak. Çok büyük konuştun. Nah. Güzel lan. Mesela bak, o adam beğenmiyor. Ben bu kuru fasulyeyi 24 saat yiyebilirim. Kuru fasulye çok ekstrem. Evet, çok ekstrem. Yani yemek olarak şu an en ekstremi şey, kuru fasulye. Lezzet neye gidiyorlar? Siz neye gidiyorsunuz? Neye? Sen neye? Ekstrem kuru fasulye. Ekstrem. Tuvaletten de acaba ya. Kuru fasulye. Kelebek etkisi yaptı ona. Pilavına da bakalım. Oo, patates falan var lan içinde, değişik. Bulgur pilavı beni çok şaşırttı. Ne yaptı, taklama? Tatsız tuzsuz bir şey nasıl taklama atması taklama lazım? Ben tatsız tuzsuz bir şey beklemişim abi, yalan yok. Ama bunu beğendim ya. Trabzon'da insanlar demek ki o yüzden uzun yaşıyor. Her gün böyle besleneyim, yemin ederim ölmem. Bir gün ölürüm ama bugün ölmem. Vardır küçük birliğim. Buraya mı yerleşsek? Bu restoran. Hayır yani, genel olarak Trabzon. İstediğimizde dağa kaçıyoruz. Dağa kaçmak olmadı da. Köye, doğal alana. Amcamın adı da sıkıntı zaten. Ya bir şey söyleyeceğim. Lan yemeği niye? Soner Şef gibi kovulacağız. Çok sevdim. Şükür elhamdülillah. Tatlı yememiz lazım bizim. Hamsi köşkü stajı yapıştıralım. TikTok'ta bir adam var. Giriyor. Sen diyorsun reklam. Hadi be bu erkeği. YouTube abi. YouTube. Dün bir fotoğraf çekilebiliriz. Allah Allah, bu çığ. Meşhur biri ha, bak davranışları bile meşhur oldu. Hamsi köy sütlacı yiyeceğiz de nerede yiyelim? Cemil Usta. Sütlaçtan sonra sait olursanız çaya beklerim. Tamamdır abi, sağ olun. Hoş geldiniz memleketim. Niye Mustafa Sarıgül gibi esnaf geziyorum? Karadeniz halkının misafirperver olmasını ben istemedim. Trabzonspor Müzesi'ni görmek ister misin? Bir tane kopa var. Söyleme oğlum ya. Niye Trabzonspor küfür ediyorsun ya? Bak birimizden birini bıçaklarla. Adamlar çok ters bakıyor. Nasıl bakıyorsa göster. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok. Bir kez fotoğraf çektirebilir miyim? Nasıl bir cesaret, helal olsun. Galatasaray formasıyla Trabzon meydanında. Kanka iyi dövmüyorlar. Buranın keçi sütlü dondurması da mühimmat bir yermiş. İyiymiş yani. Ha, benim şunda bir fotoğrafımı çekti ya. Ben Trabzon'da gibi hissetmiyorum. Yurt dışında gibiyim şu an. Baksana binalara. O dövme mi lan, ikinizde de aynı? Yok, siz ikiz misiniz? Kuzeniz abi. O ben mi? Tükenmez kalem. Ha, tükenmez. Uzi dinleyicisiniz. Ahmetçüm selamlar, öpüyorum seni. Bundan herkes yesin abi, gelmişiz bir kere gel. Hamsiköy sütle. Kanka emin misin? Hamsiköy'de desek aynısını mı yedin? Daha farklısını yemez. Sömlekler var ya. Onunla yapılıyor, daha yanık oluyor, üzeri fındıklı oluyor. İstanbul'daki öyle pişmiyor. Zaten gelince anlarsın. Ben anlayacağım yani. Diyeceğim ki evet, bu normal sütlaç. Bekliyoruz o zaman. Siz de bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atıp yorumlar da bekleyin, unutmayın. Sırada gitmemizi istediğiniz şehri de yazın. Biz gelelim o şehirlere. Avuk Trabzon buluşması gibi düşün. Lan başım döndü ya. Çok yedik. Az yedik ama çok yedik. Az önce yağmur yağmıyor muydu? Evet. Ne oldu da biz yaz havasına geçiş yaptık bir anda? Bizi o yordu. Oo evet. 4 mevsim yaşadık bir günde. Ey Allah kovalayın ya. İlk izlenim olarak normal bir sütlaç. Ben bir fark göremem ya. Tadı önemli. Tadına bakacaksın bu hayatta diyenlerden misin? Fındığı iyice bak üstüne yedirdim. Şöyle yaptım bir kere. Aldım. Gramajdan belli güzel oldu. Az koymuşlar. Kötü bir şey olsa çok koyarlar. Oğlum benim acaba tat alma duyulmuyor. Ben bunu yemeliyim de hemen. Otursam bir mekanı varsa getirin. Tat farkı var mı yani? Var. Normal. Bu Trabzon fındığı. Fındığa söz yok. Yediğim en iyi fındık. Kardeşim ben tadım videosu yapamıyorum demek ki. Bu sütlaca tek bir yorumum var. En büyük mü bilmiyorum ama çok büyük. Ama böyle hani zirve değil ya. Ya da ben sütlaç sevmiyorum. Bu da bir ihtimal. Anne sütlaç yedin mi? Annemin sütüyle ne? Ne alakası şimdi annemle? Normal sütlaç kanka çok şekerli tatlı oluyor. Bunda fresh bir tat var. Yiyon baymıyor. Ben bunu sütlaç demem. Sütlaç.
Allah aşkına. Çok büyük fark var ha. Sessiz önüne ne koysan tüketiyor. En iyi yediğim sütler. Benim de en iyi yediğim kaç sütler. Kaç kere yedin sütler? Az yemişimdir ama işte öz yedim yani. Şey konsepti güzel böyle sütlaç yiyor biliyorsun. O ne demek lan? İnsanlar gibi çoban muhabbet sol. Sütlaç yemeye gitmezsin İstanbul'a ama Trabzon'da sütlaç yemeye gelir. Bir yerde sütlacı bu şekilde ulu orta yiyemezsin İstanbul'da. Ortalıkta olacak bir şey değil yani sütlaç. Ayıp bir şey mi? Ayıplıktan değil kanka, niye yiyesin ki? Burada niye yiyor? Şekil yapıyor. Bir de meşhur. İstanbul'da gitmişsin. Güzel bir mekanda sütlaç mı yiyeceksin? Bana koyayım. Şey, burası kötü mekan mı? Onun hayır. İstanbul'da Starbucks kahve alıp gezmen gibi burada da sütlaç yiyip takılıyorum. Ya şey gibi düşün işte. Dışarıda geziyorlar. Gideceğiz ya bir kahve içeyim. Adam ne gibi sütlaç ye. O hoşuma gitti, o kültür. İstanbul'da sokakta yarpiyerle gezmek gibi bir şeydir sütlaç. Kadıköy'de gezersin. Kadıköy'de sütlaç yedirtmezsen adama. Bir gün yemeye çalış. Bunun videosunu tamam. Çek. Kendi kanalına. Kadıköy'de ulu orta sütlaç yedir. Sen de beraber. Ben girmem o güske. Şurada Fener formasıyla gezerim o güskeyi. Ulu orta Kadıköy'de sütlaç yedik videosunu bekliyoruz. Hamza Yiğit kanalında. Bir dinleyin Hamza Yiğit'in kanalında. Tamam, eyvallah. Çok güzel, beğendik. Ama yani sütlaçta çok agam yok. Şurada böcek var. Şükür ederim Rabbime silahım var. Hamsi sezonu olmayınca vermiyorlar. Aynen kanka. Şu anda da sezon değil. Yani hamsi yiyemeyiz. Şu an biraz zor kanka. Başka balık yiyebilirsiniz. Çok sağ ol kardeşim. Kardeşim görüşürüz, dikkat et. Hamsi yiyemeyeceksek biz Trabzon'da ne yiyeceğiz? Allah midem şişti ya, bayılacağım. Kazı kazan var ya. Alsana bir. Bir Gürcistan öncesi. 30-50-100. 3 tane alabilir miyim? Tamam 1500 vurduk mesela. He daha devam ediyoruz. 3 tane olması lazım. 60 lira aldık abi, 30 lira. Bunları da kazıyorsun. Ha bir de X veriyor. 120 uf uf. İyi para aldım. Kaç geldi abi? 200 lira aldım 30 lira. Şaka yapıyorum. Ya sabaha kadar buradayım abi. Oğlum 2 milyon alırsa. Direkt alabiliyor muyuz abi? Bu boş çıktı. Yok. Eyvallah abi. Kolay gelsin. Ben de atık al sondan çıkmam. 90 lirayı 300 lira yaptım. Tertemiz. Al Furkancı. Al Hamzacı. Eyvallah. Allah bereket versin. Bir tur daha mı oynasak o? Sokak lezzetlisi Trabzon uzun sen. Ankara mı? İzmir mi? Trabzon mu? Hangisi? Kardeşim bu fark. İşte bak bunu tatmadan bilemeyeceğim. Ankara simidi yedim. İzmir yedim. Yiyeceğiz. Bir tane simit alabilirim. Ankara simidin yağ olayı çok güzeldi. Sıcak olsa sabah alsak bunun üstü yok. Sarı kurabiyeden alabilir miyim? Kurabiyeleri aldık gençler. Türkiye sadece Mustafa Kemal Atatürk'ü. Hazır mısınız? Bomba bir lezzet bu ya. O düşündüğüm gibi çıkmadı ya. Nasıl bir tadı var? Bunun aslında bir tadı yok. Az oyalıyor. Ama daha sert oluyordu ya. Bu ısırabileceğim bir şey değildi. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanala abone olup video beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bayağı yorulduk. Sabah yayla da başladık. Çarşıda bitirdik. Dört mevsimi yaşadık. Yordu Trabzon bizi ama keyif had safhadaydı yani. Kumarımızı oynadık. Paramızı kazandık. Lezzetimizi tattık. Daha ne isterim yüce Mevlam'dan. Normalde bu tarz içerikleri çekmiyoruz. Şehirleri gezmiyoruz. Beğendiyseniz devamı gelir. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Ye onu. Sevmedim. Onu ye. Yeriz diye iki paket almışım. Ya yemeyeceğim. 100 liraya da lan. Vermiyorum. Vermiyorum. Ver lan. Lan Fenerbahçe misin? Beşiktaşlıyım. Alaaddin Çakıcı 10 dakikaya damlar bugün. Popüler çocuklarsa burada fazla meşhur değil. Araba nerede? Müşteride. Trabzon'da 10. günüm kardeşim abi.